Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere orijinal Belen tava nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu yemek yapılırken özellikle kullanılan yağ çok önemli. Eğer Hatay'a gelirseniz Belen tava yemeden sakın ama sakın gitmeyin derim. Belen'in hem havası, hem kullanılan malzemeler, hem de yapılan enfes Belen tavası gerçekten muhteşem. Belen tavanın nasıl yapıldığı ile ilgili iki mekana gittim. İki mekanı da şimdi paylaşıyorum sizinle. Sandığımız et. Bol file. Evet. Taze kırmızı biber, acı olarak koyuyoruz. İsteyen oluyor, istemeyen oluyor. Pul biber, karabiber, tuz. Erimiş kuyruk yağı. Ham kuyruğu çekiyoruz, kuyruğun özü. Şimdi üzerine salça sosumuzu dökeceğiz. Domates salça. Gerçekten yediğim en iyi Belen tava diyebilirim. Belen'deki Koca Yusuf restorandayız. Belen tava yapılışını çekeceğiz. Kepçe, domates, biber, sarımsak, soğan, salça suyu, eritilmiş kuyruk yağı. Eritilmiş kuyruk yağı. Evet. Lezzeti veren budur. Düşündün mü? Hafifle kızarması lazım. Merhabalar arkadaşlar. Restoranda Belen tava istedik. Gerçekten çok harika. Bu şekilde. Bence bu böyle yenmeli. Evet. Muazzam. Muhteşem olmuş. Buranın manzarası da çok güzel. Çok rüzgarlı. Hatay'a geliyorsanız özellikle Kurtoğlu Fırınlı Kasaba mutlaka uğrayın derim. Belen tavaları gerçekten efsane. 750 gram biftek alıyoruz. Kilosu ne kadardı bifteğin? 45 lira aldım. 45 TL. Tamam, bundan 750 gram alıyoruz. Evet. Sotelik tarzda bu şekilde doğruyoruz. Soğanın kilosu 3.99, bundan 300 gram alacağım. Sarımsağın kilosu 25 TL, bundan bir baş alacağım. Domatesin kilosu 3 TL, bundan 1 kilo alacağım. Yeşil biberin kilosu 7 lira, bundan yarım kilo alacağım. Kırmızı biberin kilosu 6.99, bundan yarım kilo alacağım. Tamam. 2 tane pide aldık. Ne kadardı pide? Tanesi 2.5. 2.5. Evet, kuyruk yağı alıyorum. Paketi 7.67, kilosu 29.95. Bundan 2 paket alacağım. Tüm alışverişi yaptım, fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarifi yapmaya geçebiliriz. Ocağın altını yakıyoruz. Tavayı ocağımıza ekliyoruz. Kuyruk yağını tavaya ekliyoruz. Ve bunu orta ateşte pişiriyoruz. Ve bu sayede kuyruk yağının özünü çıkaracağız. Kuyruk yağını sıvı hale getireceğiz. O lezzetsiz kısmından ayıracağız. Daha sonra eriyen kısmı bir kavanoza ekleyeceğiz. Kavanozu kenarda dinlendireceğiz. Oda sıcaklığına gelecek. Daha sonra buzdolabına ekleyeceğiz. Ve kuyruk yağı tereyağı kıvamına gelecek. Ve bu sayede kuyruk yağı inanılmaz lezzetli olacak. Üzerindeki o beğenilmeyen kuyruk yağının kokusu gitmiş olacak. Daha lezzetli, daha kıvamlı, muhteşem bir şey olacak. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Piştikçe gördüğünüz gibi sıvı hale gelmeye başladı. Bunların hepsini toparlayacağız ve kavanoza ekleyeceğiz. Evet, yeterince sıvı hale geldi. Şimdi bu üzerindeki kuyruk yağlarını alacağım. Sıvısını ayıracağım. Sonra ikinci işleme geçeceğim. Şu şekilde süzgeç yardımıyla bunu alıyorum. İyice yağını süzüyorum. Ve tabağa ekliyorum. Hepsini bu şekilde çıkarıyorum. Üzerindeki fazla kuyruk yağı aldım. Ve bunu kavanoza ekliyorum. Şu şekilde havuz yapıyorum. Bu şekilde alıyorum. Çıkan yağı kavanoza ekledik. Ve bunun kapağını kapatıyorum. Ve oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum.
oda sıcaklığına yeni geldi. Bir 7-8 saat geçti. Katılaşmış. Hafiften bir sıvı hali var. Şimdi bunu bu şekilde buzdolabına ekliyorum. Yağımız donmuş, çok güzel gözüküyor. Tam istediğimiz kıvama geldi. Kuyruk yağı özümüz hazır. 3 tane ufak biberim var. Bunları ince ince doğruyorum. Öncelikle sap kısımlarını ayırıyorum. Daha sonra içerisini şu şekilde bir tarafından yarıp şu içerisindeki çekirdekleri ayıklıyorum. Aynen bu şekilde. Üçüsünün de çekirdeklerini bu şekilde ayırdım. Bu şekilde inceltiyorum. Şimdi ufak parçalara ayırabilirim. Biberler ufak parçalara ayırdım. Yemeği kiremitte yapacağız. İsterseniz siz tepside de yapabilirsiniz. Biberleri kiremitin içerisine ekliyorum. 2 adet kırmızı kapya biberim var. Bunları da aynı şekilde saplarını alıyorum. Daha sonra bir çizik atıp içerisinde çekirdek varsa onları alıyorum. Aynen bu şekilde olması gerekiyor. İçerisindeki çekirdekleri çıkardım. Şimdi bunları da bu şekilde ince ince kesiyorum. Şimdi bunu doğrayabilirim. Kırmızı biberleri de ince ince doğradım. Kırmızı biberleri de güvecin içerisine ekliyorum. Bir adet de ufak soğan doğrayacağım. Önce ikiye bölüyorum. Rahatça soyabilmek için bu şekilde önce dikine kesiyorum. Daha sonra yatay olarak şu şekilde kesip bu şekilde ince parçalara ayırıyorum. Soğanları da güvecin içerisine ekliyorum. 2 adet domatesim var. Domateslerimi de ince ince doğruyorum. Önce bu şekilde ikiye bölüyorum. Daha sonra dikine bu şekilde kesiyorum. Daha sonra yatay kesiyorum. Ve bu şekilde küp küp parçalıyorum. Tüm domatesleri ince ince doğradım. Domatesleri de güvecin içerisine ekliyorum. Şimdi önce bunların aromasını patlatıyorum. Sarımsakların aromasını patlattım. Yemeğin her tarafına iyice dağılsın diye bunları ufak parçalara ayırıyorum. Sarımsaklarımız hazır. Sarımsakları da güvecin içerisine ekliyorum. İçerisine 1 çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar pul biber ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar kimyon ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Tüm sebzeleri doğradık. Bunları iyice yayıyoruz. Etini ekliyorum. Bir kasenin içerisine çok az domates salçası ekliyorum. Üzerine biraz su ekleyip bunu iyice çırpıyorum. Sosumuz hazır. Yemeğin üzerine çok az da sos ekleyeceğim. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Bu yemeğin kötü olma ihtimali yok zaten. Ya malzemeler efsane, etimiz muhteşem. Gerçekten şimdiden sabırsızlanmaya başladı. Bunu her tarafına eşit bir şekilde bu şekilde yayıyorum. Çok fena gözüküyor. Bu yemeğin sihirli dokunuşu da işte bu. Kuyruk yağının ne kadar lezzetli olduğunu siz de biliyorsunuz. Yemeklere ne kadar lezzet kattığını biliyorsunuz. Size şöyle söyleyeyim. Normal kuyruk yağından çarpı 2 kat demiyorum. Çarpı 5 kat daha lezzetli yapıyor yemeği.
Bu kadar da iddialıyım. Bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdi bu yağdan üzerine koyuyorum. Bu tamamen kuyruk yağının özü. Üzerindeki kuyruk yağının o kötü lezzetini, o kötü kokusunu sevmeyenler için söylüyorum tabii. Hepsini alıyor. Sanki böyle tereyağı formunda. Şimdi göreceksiniz zaten kıvamını. Efsane lezzetli yapıyor yemeği. Şimdi bundan yemeğin üzerine ekliyorum. Şöyle her tarafına kuyruk yağının özünden ekliyorum. Şimdi bunu bu şekilde fırına veriyorum. ...180 derecelik fırında tam tamına 1 saat pişti. Şimdi fırından yemeğimizi çıkarıyoruz. Of, çok fena gözüküyor gerçekten. Sabırsızlanmaya başladım. Şimdi bunu dışarı alıyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Mis gibi pişmiş. Yanında da pide. Olmazsa olmazlardan. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle pidemden koparıyorum. Şöyle içini açıyorum. Şu şekilde atıyorum. Suyuna, yağına iyice batırıyoruz. Of, şuna bakın ya. Şöyle... Şuna bakar mısınız ya, mis gibi, ateş gibi olmuş, çok güzel de pişmiş. Evet, şimdi bakalım nasıl. Ya ben böyle bir şey görmedim. Hayatımda yediğim en güzel tava diyebilirim size. O yaptığımız sade yağ inanılmaz lezzet katmış. Yemek efsane olmuş. Böyle bir tane daha atacağım. Şöyle ekmeği açıyorum. Şöyle iyice böyle yemeğin suyunu her tarafına iyice yediriyorum. Her tarafa eşit bir şekilde yayılsın. Şuradan şöyle alıyorum. Ekmeğin arasına koyuyorum. Şuna bakın. Yemeğe devam. Bu yemeğe iyi demek yemeğe hakaret olur. Çok çok iyi gerçekten. Efsane olmuş. Bu tarif dediğim gibi mutlaka ama mutlaka deneyin arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.